En son bu chart'ı çizip bırakmıştık. Bu aslında transkripsiyonun başlangıcı olarak görebiliriz bunu. Bakteride geçerli olan bir şema bu. Ama bundan hemen sonra eukaryotlardaki versiyonunu göreceğiz. Onunla da çok büyük benzerlikler barındırıyor. Şimdi sigma faktör. Burada bir sigma faktörden bahsediyoruz. Önce promoter kapalı halde başlıyor. Daha sonra kompleks oluşuyor diyor. Sonra sonlandırıcı transkriptler ya da abortif transcription yapılıyor. Sigma faktör salınıyor. Elongation yani uzama. Hairpin yapısıyla karşılaşıp terminasyon. Ve sonra sigma faktör tekrar eklenip sürecin tekrar başlaması olarak bu döngü halinde göstermiş. Bunu bir de biz tek tek görelim şimdi burada hepsi tam olarak ne anlama geliyor, promoter ne demek gibi. Sigma faktörü genel olarak burada transkripsiyon faktörü olarak göreceğiz. Transkripsiyon faktörü nedir onu da göreceğiz birazdan. Bakteride ki transkripsiyondan çok büyük farklar, yani çok farklar tabii ki içeriyor ama ana tema genellikle aynı ökaryotlara gittiğimizde. Şimdi önce bir neyi görelim? DNA'mız bu bizim. Bu arada tabii konu başlığımızı atalım artık. Transkripsiyon. Transcription. Konu başlığımızı attık. Şimdi bu DNA. DNA tabii ki çift sarmal olmak durumunda. Ama buradan RNA'ya çevrilirken aslında bu strandlerden, ya bu ipliklerden sadece bir tanesi kullanılıyor. Diğeri kullanılmıyor. Yani bu aslında ilginç bir şey. Şimdi replikasyonda nasıldı? İki tanesini açıyorduk. İki strandi. 5 üstünden 3 üstüne. 5 üstünden 3 üstüne dedik. Burada nasıl bir yol izliyordu? DNA polimeraz olsaydı mesela. DNA polimerazla replikasyon yapıyor olsaydı. Bunu bu taraftan yapabilirdi değil mi? Şöyle. Çünkü sentezin kendisi 5 üstünden 3 üstüne gidebiliyor. Böyle sentezler yapabilirdi. Bir DNA polimerazı olsaydı ve bu bir replikasyon olsaydı. Peki diğer strandle nasıl yapacaktı? Orada da bu yöne kullanabilecekti. Şimdi RNA polimerazla olan olay da bunun aynısı. Aslında burada şu an gördüğünüz RNA polimerazla olan olay olmuş oluyor. Neden? Çünkü DNA polimeraz bir tarafta tutup gidiyordu leading strand'te. Diğerinde legging, yani parça parça, diğer iplikte parça parça yapıyordu. Halbuki RNA polimeraz hep böyle kısa kısa parçalar halinde yapıyor. Ve her iki ipliği de kullanabiliyor. Bu tabii ne demek? Mesela burada A geni varsa, diyelim ki burada da B geni varmış, burada da C geni varmış diyelim ki. Şimdi A geni için hem bu tarafa hem bu tarafa yapmıyor aslında. RNA polimeraz transcription yapmıyor. Bunlardan sadece bir tanesini kullanıyor. Mesela şöyle. A geni için bunu kullanmış. Ve B geni için de bunu kullanmış diyelim. C geni için de yine diğerini kullanmış. O zaman ne oluyor? B geninin kalıp, yani template'i burası. B geni için template bu iplik. A ve C genleri için template şu yukarıdaki iplik gibi oluyor. Ve bazen de ilginç bir şekilde çakışıyor da bu. Bakteride zaten daha çok çakışıyor alandan kazanmak için. Mesela şöyle bir şey olup işte şuradan şuraya kadar D geni ise mesela A'nın ve C'nin bir parçası da D geninin içinde olmuş gibi oluyor. Tabii ki A ve C geninin aynısı ve parçası olmuyor. Çünkü onları bu tarafa okuduk. Bunları ise bu tarafa okuduk. O yüzden de
transkriptleri birbirinden yine de farklı olacak. Ama genoma baktığımızda biz bunları sanki overlapping gibi, yani üst üste geliyormuş gibi görüyoruz. Bir genom haritası açarsam videolarda, o zaman oradan da görebiliriz. Şimdi bunu böyle yaptıktan, anladıktan sonra gelelim biz mesela A genine yakından bakalım. A geni buradaymış. Burası 3 üssü, burası 5 üssü olsun. 3 üssü öyle olunca 5 bu tarafa gidecek. Aslında ters yapalım ki sağlak olduğumuz için soldan sağa olsun. Yok. İşte kafam karıştı. Şurası 3, burası 5. Tamam, A geni böyleyse o zaman buradaki transkripsiyon nasıl gerçekleşecek? Şu tarafa doğru gerçekleşecek, değil mi? Şimdi biz sadece yukarıdaki template'i yeniden çizelim. Şöyle göstereyim. Biz şu ipliği kullanıyoruz. Ve şöyle. Ve şöyle. Ve burası da A geniymiş. Şimdi transkripsiyonu bu A'yı siliyorum. Yani burası bizim genimizmiş. Şimdi transkripsiyonun başladığı noktaya her zaman artı 1 diyoruz. Burası artı 1. Yani transcription start site. Transkripsiyonun başlama bölgesi veya başlama noktası. Burası da termination kodunun olduğu yer diyelim ki. Burası da sonu. Buna numara veremiyoruz çünkü her şey için farklı olacak o. Termination, yani sonlandırma kodunu olsun bu da. Genimiz buradan ibaret, değil mi? Şimdi polimeraz mesela transkripsiyona başlayacaksa nereden başlayacak? Artı birden mi başlayacak? İşte artı birden başlayamaz. Biraz daha geriden başlaması gerekiyor. Biraz daha geriden başlaması gerekiyor. O zaman da DNA'nın üzerinde bazı kodların olması gerekiyor. Bunu söyleyecek. İşte bu koda upstream element diyoruz veya İşte promoter diyoruz veya gene regulator regions diyoruz. Bunların hepsini diyoruz. Böyle saçma bir şey gördünüz mü bilmiyorum. Ben görmedim. Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne? Bu ne? Ne işin var senin burada? Acaba ne yapıyorsun burada? Şimdi transkripsiyon başlangıcı burası. Bu ipliklere verilen bazı isimler daha var. Şimdi buna template dedik. Aynı zamanda buna antisense deniyor. Buna da sense deniyor. Şimdi bu insanın kafasını allak bullak eden bu konuya açıklık getireceğim. Hemen getiriyorum. Çok basit olsun diye üç üstünden böyleymiş sıra. Şimdi bunu biz şunu template olarak kullanıyoruz. Pardon. Yukarıdakini template olarak kullanıyoruz. Bu hep karışır diye size anlatıyorum. Anlatırken bile karışıyor şu anda. Template aynı zamanda antisense diyoruz. Buna da sense diyoruz, değil mi? Şimdi şu template olduğu için bizim RNA'mız ne olacak?
5 üstünden U, 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 U olacak. Bu bizim RNA'mız oldu. Şimdi bu RNA'nın dizisi aynı zamanda template olarak kullanılmayanın dizisinin aynısı. Yani sadece T yerine U koyuyorsun. Yani bu CCC olsaydı bu da CCC olacaktı mesela. Onun için bu RNA'ya aynısı olduğu için sense deniyor. Ve kolaylık olsun diye, yani anlaşılması mantıklı olsun, sürekli complementary base ezberleme, yani hesaplamaya çalışma diye her zaman şu sense üzerinden anlatılıyor. Şöyle ki anlatılıyor derken neyi kastediyorum? Biz database'lerden falan da çekeceğiniz zaman template olana değil, template olmayana bakıyoruz. Sense trend'e bakıyoruz. Ve artı 1'i bunun üzerine koyuyoruz. Ve daha da önemlisi, artı 1'de çok sorun yok ama promoter bölgesinde sense'in üzerine koyuyoruz. Böylece promoter'a 5 üssü eleman deniyor. 5 prime upstream elements. Yani 5 üstündeki yukarıdaki elemanlar diye. O zaman tabii kafa karışıyor. Yani bu 5 üstündeyse o zaman mRNA öteki taraftan mı başlayacak? Çünkü 5'ten 3'e gidecek sentez gibi. Gizem. Burada duyuyor beni. 5 üstünde ise o zaman nasıl 5 üstünde oluyor diye. Ama aslında bu sense trend olduğu için ve hani her seferinde şey karıp hesaplamaya çalışma diye. Mesela ATG ile başlayacak ya. ATG'de sense trendin üzerinde. Çünkü antisense de yani template olan da bunun komplementi olacak. Sen onun bir daha komplementini alacaksın. Onunla uğraşma. Yani en kolayı böyle gösterimi. ATG de burada gösteriliyor. Termination da burada gösteriliyor. Yani dolayısıyla promoter ne demek? Promoter ve daha başkaları 5 prime upstream element, yani 5 üstünde yukarıdaki elementler. Yukarı derken neyi kastediyoruz? Ya bu tarafa doğru gidersen yukarı deniyor. Bu tarafa doğru aşağı deniyor. Neden? Çünkü hani RNA'yı bu tarafa doğru okuyacaksın ya, aşağıya doğru gibi. Onun için downstream deniyor 3 üstünde doğru. Bu yukarıya doğru çıkıyormuşsun gibi ya. Onun için de upstream element deniyor. Şimdi bu sadece promoter için değil, daha başka 5 üstündeki bu genin transkripsiyonunu etkileyen her nükleotide artık upstream element, 3 üstündekilerde hepsine downstream element diyoruz. 3 üstünde de başka şeyler var. Başka regulating dizilerimiz var. Onları da göreceğiz. Şimdi promoter'a yakından bakıyoruz. Promoter nedir? Promoter bir transkripsiyon süreci için en önemli dizidir. Yani şöyle ki, transkripsiyonu yapılan diziden daha önemlidir. Çünkü karar veren yer orası. Yani promoter dizisi. Şimdi nedir promoter dizisi? Sense trend'den az önce dediğim gibi bakıyoruz. 5 üssü, 3 üssü yaptık. Single strand'de gösteriyorum artık. Burası artı 1. Emre'den başladığı yer. Şimdi burada bir dizi var. Ve şurada bir dizi daha var. İki tane blok halde dizi var. Ve bunlara promoter deniyor. Neden promoter deniyor? Promote ne demek? Promote böyle yani bir şey yükseltmek, başlatmak falan gibi ya, hani terfi ettirmek gibi. RNA polimeraz her zaman ve sadece promoter'a bağlanıyor. Buraya bağlanmaz. Yani buraya tabii ki bağlanacak sonra da transkripsiyonu başlatmak için promoter'a bağlanması gerekiyor. Ve buraya bağlanabilmesi için de bu promoter'ın açık olması gerekiyor. Hani görmüştük, yukromatin vardı, heterokromatin vardı. Heterokromatin varsa mesela oraya bağlanamaz. Şu an bakterideyiz. Heterokromatin yok. Açık burası. Ama buraya bağlandıktan sonra
bazı başlamaya hazır olduğuna dair sinyallerin gelmesi gerekiyor. Bakteride bu sigma faktörü. Şimdi şurayı sadece çiziyorum. Bu bölgeye böyle RNA polimeraz dev gibi geliyor. Bunun üzerine sigma faktör bağlanıyor. Ve bu sigma faktör buradan ayrılmadan transkripsiyon başlamıyor. Böyle kritik bir önemi var. Şimdi RNA polimeraz multisubunit yani pek çok alt şeysi var, alt ünitesi var. Ama sigma faktörle birlikteyken buna holoenzim deniyor. Holoenzim yani bütünleşmiş böyle kocaman bütün hale gelmiş. Sigma faktörün görevi ne? Bu RNA polimeraz normalde de zaten polimerazların çok sevdiği bir hareket var. Hatırladık mı? Biraz belki hatırlamışızdır. Play-Doh'yla ancak sadece Play-Doh'yla gösterilebilen bir hareket. Kedilere gün doğdu, yere bir şey düştü ya. Polimerazımızı yapıyoruz. Çok güzel polimeraz yaparım. Polimeraz bu. Şu alt ünitesi, şu üst ünitesi ve DNA'mızda tabii ki board marker. Şöyle tutup kayıyor DNA'nın üzerine. Sürekli bunu yapabiliyor. Yani zaten sürekli bir transcription, sürekli bir replication döngüsü olduğu için hücrelerde böyle DNA'ya tutunuk halde gezmeyi seviyor. Şöyle geziyor. Ancak bu üzerine bir sigma faktör geldiği zaman sigma faktör buraya kilitleniyor. Gördük mü? Buraya kilitleniyor. Kilitlenince diyor ki ben burada biraz durayım. Burada biraz durup bakayım. Burası neymiş? Burası bir promoter bölgesi. Evet, bunun bir promoter bölgesi olduğunu işte sigma faktör söylüyor. Nasıl onu anlıyor diye sorarsanız tabii ki de bilmiyorum. Kitapta yazsaydı bilirdim. Demek ki bilinmiyor. Diyebilir miyiz buna? Bence diyebiliriz. Siz bulursunuz belki. Diyoruz. Promoter'ın üzerine sıkıştırdı kendini. Tamam dedi. O zaman burası promoter. Ben bir transcription'a başlayayım. Ancak orada enerji döngüsel bir takım karmaşık ve komplike olaylar neticesinde önce bir şey yapıyor. Makineyi test ediyor. Abortif transcription deniyor ona. Abortif. Abort görevi sonlandırmak demek. Abortif transcription. Bu ne demek? Mesela 1000 bazlık bir transkript çıkartması gerekirken 10-15 baz çıkartıp durduruyor. Yani transcription'ı başlatıp tekrar duruyor. Bunu yapmasının işte oradaki konformasyonla bir alakası var. Bunu da yaptıktan sonra sigma faktör diyor ki tamam o zaman transcription'a başlayabiliriz. Her şey yerinde. Bir dakika bir şey bakıyorum. Evet. Şimdi her şey yerinde diyor. Bu arada çift iplik açılıyor. Bu tek ipliğe artık tutunuyor. Ve sigma faktör ayrılıp diğer ipliğe geçiyor. Böylece sanırım hangi ipliğin kullanıldığını da mı söylemiş oluyor bilmiyorum. Diğer ipliğe geçiyor. Ondan sonra bakayım. Sonra transcription başlıyor. Sigma faktör ayrıldı. Buralar biraz karışık. Bilmiyorum. Kim nereye bağlandı? RNA polimerazın
template'in üzerine bağlandı. O kesin. Orada bir şüphe yok. Sigma faktörü ne yaptığını tam anlamadım. Neyse. Ondan sonra bu sefer transcription başlayınca işte artık hiçbir kontrol yok. Yani replikasyonda da olduğu gibi. Başlayınca hop downstream böyle kaydıraktan kayar gibi çok hızlı gidiyor. Saniyede 50 nükleotit hızıyla transcription devam ettiriyor. Dolayısıyla RNA'ları üretiyor. Terminator dizisine geldiğinde duruyor. Hatta durmuyor. Terminator dizisinde RNA polimeraz aslında düşüyor. Nasıl düşüyor derseniz hairpin denilen bir şeyler var. Hairpin nedir? Olsa da gösterseydim. Şöyle bir toka var ya, kuaförlerde falan çok olan, işte o. Kuaförlerin insanın kafasına 150 tane takabildiği tokadan. Bu tokanın adı hairpin. Buna hairpin structure diye niye deniyor? Tek iplikli. DNA her zaman çift iplikli biliyorsunuz. Tek, diyelim ki burada böyle bir dizi varmış. Bu Terminator dizisi olsun, tamam mı? Hatta böyle olmasın çünkü sonra başka bir şeyle karışacak. Şimdi Terminator dizisi şöyleymiş. Peki bunu görünce bir polimeraz niye düşsün? Bunun yalnız uzun olduğunu düşün. Yani 250 baz falan uzun olduğunu düşün. Çünkü bu yapı tek iplik olduğu zaman kendi üzerine katlanabiliyor. Neden? GC, GC diye gidiyordu ya bu. Ve bunun karşısında da şu yok mu zaten? Yani kendisiyle double strand yapabiliyor. Bir DNA double strand yapma fırsatını bulduğu anda geri çevirmez. Neden? Enerji açısından çok daha korunaklı, çok daha az enerji gerektiren bir yapı ve tek iplik olduğu için, bizi burada şeyi açtığımız için, çift ipliği açtığımız için bu hairpin yapabiliyor kendisiyle. Ve burada hairpin yaptığı zaman da RNA polimeraz tak diye onun takılınca tık diye düşüyor buradan. Düşünce ne oluyor? Serbest sigma faktörle tekrar birleşip tekrar promotora geri dönüyor. Çünkü unlike DNA replication, DNA replikasyonundakinin tam tersi olarak DNA replikasyonu bir cycle'da bir kez yapılır. Ama transcription bir cycle'da 1000 defa falan yapılır. Çünkü çok çok üretmen gerekiyor mRNA'dan. Evet. Şimdi şuradaki diziler neymiş onlara bakıyoruz. Oradaki diziler bizim promoter dizilerimizdi. Promoter dizileri nedir? Peki bunlar sabit midir? Promoter dizileri korunmuş mudur? Tabii ki de korunmuştur. Çok ilginç bir şekilde RNA polimerazların efendim bakterilerden ta insanlara kadar bağlandığı diziler aynı. Oo, orada birisi. Bir keyifler, bir keyifler. Böyle bacaklar acaca. Oh. İnsanlara kadar dizilerin hepsi aynı. Ama birebir aynı değil. Bunu göstermek için iki tane gösterim şekli var. Chart olarak, yani grafik olarak. Size şimdi ikisini de göstereceğim. Şimdi grafik. Burası yüzde olsun. Şurası %100. %75. 50. 25. 0. Burası da şeyler olsun. -35, -34, işte -30, aynı zamanda -10, -9, -8. Şimdi bu eksiler şu demek. Transcription start'a +1 dedik ya. Bu tarafa doğru geldikçe 5 üstüne eksiye doğru gidiyorsun. Yani şurası +1 ise mesela burası 100. Burası -100 oluyor. 500'sü, 300'sü. Bu iki tane de şey vardı ya. Burası -10. Burası -35'te bitiyor gibi. Böyle bir şey. Şimdi buradan hangi nükleotide ne kadar olduğunu saptamışlar. Ama her bir nokta için saptamışlar. Şimdi onun için burayı böyle böleceğim ben.
-35 için demişler ki %75 oranında T görünüyor. İşte %25 oranında G görünüyor. %15 oranında A, şu kadar C falan. Bu ne demek? Yani pek çok can, pek çok hücreyi, farklı organizmadan hücreyi dizil analizine alıyorsun ve bir tane genin promoter'ında ne var ona bakıyorsun. Veyahut da tek bir tane canlıda, mesela bakteride kaç tane gen var? İşte 1000 tane gen. Her genin artı birinden eksi 35'e gidiyorsun. O eksi 35'te ne var? Ve bütün hepsini topluyorsun, mesela 1000 tane. Bu 1000 tanesinin 750 tanesinde, aklımı yitireceğim, şurada o. Yani öyle hareketler yapılıyor ki, küçük bebek kedi yüzünden az önce tipini gösterdiğim. Bir hareketler. Oh, gitsem ama kaçar. Şimdi bir 1000 tane saymış. Mesela 750 tanesinde T var demiş. O zaman %75'inde T var demiş. Sonra mesela eksi 30'a bakmış ve burada da %60'ında A var demiş. Diğerleri işte şuralarda. G, C falan. Tabi hepsinin toplamını yüz etmesi gerekiyor. Şu an ben ona hiç dikkat etmedim yani. Böyle çıkarmışlar. Ve buradan konsensus çıkarıyorlar. Şimdi bunu şöyle gösteriyorlar. Bu grafik. Konsensus sequence için. Konsensus fikir birliği demek. Yani genlerin fikir birliği gibi bir şey oluyor. Sonra burada da ikinci bir grafik çiziyoruz ve bunun adı sequence logo. Burada değişik bir gösterim şekli var. -35'te en çok T var ya. T'yi şöyle kocaman çiziyor. İşte C, G, A diyor. Burada en büyük A var. İşte o zaman C, G, T diyor. Mesela bir tanesi %100, %100'e yakın olmuş diyelim ki 90'larda. O zaman bunu ve bu da mesela G'ymiş. O zaman bunu daha büyük gösterir. Şöyle G kocaman falan. Böyle bir gösterim çıkartıyorlar. Buna sequence logo deniyor. Ve buna göre bir konsensus dizisi çıkartmışlar. Ve bakmışlar ki her genin -35'indeki dizi ne böyle TTG TTGA CA gibi bir şey. -10'daki ise TA TAA gibi giden bir şey. Şimdi bunlara tabii ki de güzel isimler vermek istemişler. Ve buna ne demişler? Tata Box. Ben Tata Box'ın ne olduğunu anlayana kadar ömrümden ömür gitti. Ama böyle bir şeymiş. Yani öğrenince, insan öğrenince her şey güzel. Gösterim bu. Ve bunu her promotor için yapıyorlar. Şimdi Tata Box çok, yani uluslararası denir ya, universally accepted. Her genin bir Tata Box'ı neredeyse var, yani Tata Box olmayan gen yok. Ve Tata Box'ın önemi şu, Tata Box'tan sonraki ilk ATG'den başla demek istiyor. Çünkü ATG dizisi sonra içerilerde de var. Polimeraz hangisinden başlayacağını bilemez. Tata Box'ı görüyor, bundan sonraki ilk ATG'den başlıyoruz gençler diyor. Ve ayrıca Tata Box RNA polimerazın assemble olması için de çok önemli bir nokta. Şimdi burada bir tane daha olay var. Bu -35 gibi ve -10 gibi dedik ya, bu gibi demenin bir mantığı var. Şimdi bu aradaki -25 bazlık fark var, fark ettiyseniz. Aslında bu 25 baz değil. Bunu da her gen için çıkarmışlar. Genlerin çoğunda 19 bazlık fark varmış. İşte pardon, 17. Çok da önemli değil. 19 ve 15.
Yani çünkü bu -35 aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya düş. Burası -29. Burası -10'dan başlasa 1, 2, 3, 4, 5. Burası da -15 olur. İşte böyle bir şey. 14 gibi. 15 ile 17 baz arasında bir fark var. Yani bu Tatabox her gende var ama her gende işte -8'den başlamıyor. Birinde -8, birinde -9, birinde -10. Gidip bulabiliyorsun zaten. Bunu da göstereyim bu arada. Database'den dizi bulmayı. Tatabox'ı bulabiliyorsun. Tatabox'tan sonraki de ATG oluyor. Bu bakteri de bu kadar. Şimdi ökaryota geçeceğiz ama ökaryota geçmeden önce şimdi bakteride sigma faktör vardı. Bakteride transcription faktör yok. Transkripsiyon faktörü ökaryotlarda gelecek. Bir de bakteride nükleozom yok. Yani kromatine sarılı değil. O da işleri biraz kolaylaştırıyor. Yani hop diye gidip bağlanabiliyor sonuçta. Böyle bir kolaylığı var. Evet, ökaryotlarda görüşmek üzere.